Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile Geometri Soru Bankası kitabında çokgenler konusundaki test 1'in çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 138 ve 139'u çözeceğiz. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soru sözel bir soru. Bir konveks çokgenin bir köşesinden geçen köşegenler çokgende 13 tane üçgensel bölge oluşturduğuna göre. Şimdi 13 tane üçgensel bölge. Bunun formülü vardı. Unuttuk. Unuttuysak ne yapıyorduk? Mesela bir dörtgen çizdik. Dörtgende bir köşeden çizdim böyle. Kaç üçgen ayırdı? İki tane üçgeni. Beşgende çizsen kaç oluyor? Beşgeni de şöyle çizsek. O zaman bir köşeden çizilen köşegen sayısı iki tane oldu ya. Üçgen sayısı da bir, iki, üç tane oldu. A dörtgende iki tane, beşgende üç tane, altıgende dört tane. Kenar sayısının iki eksiği. Yani üçgen formülü neymiş? Üçgen oluşturma formülü n eksi ikiymiş. n eksi iki eşittir on üçse n'i buradan ne buluruz? On beş buluruz. Peki bu çokgenin kaç tane dış açısı vardır diye soruluyor. Hocam kenar sayısı kadar dış açısı mı vardır? Hayır. Evet kenar sayısı kadar iç açısı vardır ama kenar sayısı kadar dış açısı yoktur. Mesela bir tane şöyle bir beşgen çizeyim ben. Bunun dış açısı sadece burası mı arkadaşlar? Hayır. Şurası da bir dış açısı değil mi? Evet. Yani bir köşeye ait iki tane dış açı var. E burada da öyle burada da öyle. E o zaman kenar sayısının kaç katı olmak zorunda? İki katı olmak zorunda cevap ne olacaktır arkadaşım? E dremit olacaktır. Birinci soruda direkt sazallık yaptık galiba. Evet neyse birinci soru Edremit geldik ikinci soruya. Düzgün beşgen ve eşkenar üçgen vermiş. Düzgün çokgen ve düzgün çokgenler birkaç taneyse mutlaka ama mutlaka eşitleri yazmak lazım. Şu kenar eşitlerini yazdık. Sonra AFB'yi de bak eşkenar üçgen vermiş. Hocam şuradaki eşitliği de yazarsam eşkenar üçgenden dolayı 60'ar er derece burası. Düzgün beşgenin bir iç açısı kaç derece? Hemen dış açısını buluruz. 360 bölü 5'ten 72'yi buluruz. İç açısı 72 ise dış açısı 72 ise iç açısı da 108 yapar. O zaman bir iç açısı 108. Hocam bak burası 108. E, 108'den 60 çıkınca buraya ne kalır. 48 kalır. A burada bir ikiz kenarlık çıktı. Tepe açısı da 48. 180'den 48 çıkart. 132 2'ye böl. 66 66 yapar. Dolayısıyla cevap balık esir olarak buluruz. ikinci soruda. Geldik üçüncü soruya. Bak düzgün çokgenler iki tane verilmiş. Hemen kenar eşitlerini yazmak aşırı derecede önemli. Burada da yazalım şöyle. Bak ne çıktı burada? Burada hocam bir ikiz kenar üçgen çıktı. E tamam. Düzgün altıgenin bir dış açısı nedir? 360 bölü 6'dan 60 mı yapıyor? Evet. Hocam burası 60 yaptı. iç açısı 120 yapar. Düzgün beşgenin bir dış açısı kaç derece? 360 bölü 5'ten 72 yapar. 72 ise o zaman iç açısı kaç yaptı? 108. Bak şöyle yapabilirsin. Dikkat. Burası 120. Burası 108. 360'ı tamamlayan açısından şurayı bulup sonra taban açılarından bulabilirsin. Ya da arkadaş en başta zaten ben bunun dış açısından gitseydim böyle. Dış açısı 60 değil mi bunun? Evet. Dış açısı 72 değil mi? Evet. Bak şuradaki açıyı daha rahat bir şekilde bulabiliyoruz. E o zaman burası kaç yaptı? 132 yaptı. E 180'den 132 çıkarsak 48. 2'ye bölsek 24 24 yapıyor buraları. E x'e ulaşacağım. Burada kaçı da 108 değil mi? Evet 24 108 ve x'in toplamı 180 yapmalı. Şu x'in toplamı 132 yaptı. O zaman x'e de kaç derece kaldı? 48 derece kaldı. Yani cevap e oldu. 3. soruda geldik 4. soruya. Evet düzgün beşgenle bir köşegenle alakası yerde bir eşitlik verilmiş. Düzgün beşgende şunu biliyoruz. Bütün köşegenler birbirine eşit olduğu için hemen köşegen çizeceğiz. Hocam tutup şunu çizmeyelim. Bak alakasız oldu değil mi? Yani bunları yan yana getirmeye çalışacağız. E o zaman şurada şu köşegeni çizersem bak köşegenlerin birbirine eşitliğini yazdığımda şurada da bir ikiz kenar çıktı mı çıktı. E şimdi ne yapacağız burada? Hocam öncelikli olarak düzgün beşgen artık öğrendin de olsun ben yine de yazayım. 360 bölü 5'ten dış açısı 72. İç açısı kaç yapar? 108. Hocam şunlar da birbirine eşit değil mi? Evet. E 108 ise 180'den 108 çıkart 2'ye böl. İkiz kenar çıktı çünkü. 36 36 yapar buraları. Aynı şekilde burası da 108. Bunlar da 36 36 yaptı mı yaptı. E hocam sonra ne yapacağız? Şuraya kaç derece kaldı? Tamamı 108 olduğundan 72 derece kaldı. İkiz kenarlıktan dolayı burası da 72. E 72 72 144 buraya ne kaldı? 36 kaldı. E şunlar birbirine eşit. 36 ise o zaman x de kaç çıkar? 36 çıkar. Yani cevap denizli oldu. Dördüncü soruda. Geldik 5'e. Düzgün beşgende şu karşı kenara çizilen kenar ortay simetri ekseniydi. Simetri ekseni aynı zamanda o zaman burası yüksekliktir. Burası da açıortaydır ortaydır diye düzgün beşgen ya zaten sana söyledik. E bu arada iç açısı kaç derece artık şey yapmayayım dış açıdan gitmeyeyim. 108. O zaman bunlar 54 54 yaptı. Hocam 108 derece ya Şunlar ikiz kenar olduğu için 36-36 yaptı buraları da. E ee, şuradaki 90'dan dolayı bulabiliriz aslında. Ya da şu üçgenden de bulabilirdik ama gerek yok. Buradaki 90'dan daha rahat bir şekilde bulabiliriz. Dik üçgenden bu açıyı bulup sonra ikisi buluruz. Ya da hocam bu üçgende iki iç açın toplam bir dış açı. Yani x 90 artı 36'ya eşit olacak. Yani cevap 126'ya eşit olur. Beşinci soru balık kisir oldu. Geldik altıncı soruya. Üçgenin alanı isteniyor. Ali Bey uzunluğunda 4 köküç vermiş. Bak burası 4 köküç. Şimdi bu bir simetri ekseni mi? Evet. Çünkü en uzun köşegen 60-60 diye ayırır mı? Evet. Bu da bir simetri ekseni mi? Evet. 60-60 diye ayırır. Hatta 60-60 iken burası da 60 oldu. Ters açıdan burası da 60 oldu. Hocam bu simetri ekseni ya. Burası da 60-60. E, 120 ise ikiz kenarlıktan dolayı 30-30 120 üçgeni olur. 30-60-90 çıktı. E o zaman burası da 90. Şimdi burası 4 kök ise 90'ın karşısı 4 kökü 30'un karşısı kaç yapar? Yarısı 2 kök yapar. E, 30'u karşısı 2 kökü 60'ı karşısı da kökü katından dolayı 6 yapar. E burada da 30 60 90 üçgeni var bak 60 30 60'ı karşı 6 ise hatta burada 60 60 60 eşkenar üçgen çıktı. E o zaman eşkenar üçgen çıktıysa çizilen yüksek tabanı iki eş 2 kök 3 ya da 4 kök burası da 4 kök diyebiliriz. Sonra ya da 30, 30 60 90'dan da bulabilirdim. Önemli değil. E bizden mavi üçgenin alanı isteniyor. Kenarlar 2 kök ve 6 çarp 2'ye böl. Cevap kaç çıkar? 6 kök çıkar. Yani cevap C an çıktı. 6. soruda. Geldik 7. soruya. Ali düzgün altıgen şeklindeki bahçesine doğrusal şekilde su borusu düşecek. İşte 3'e 1 verilmiş. Borunun uzunluğu nedir diye soruyor. Ta üçgenlerden beri söylüyoruz. Ne diyoruz? Bir uzunluk verilmişse ya da isteniliyorsa ne yapacaktık? Ya dik üçgene karşılık getireceğiz ya da benzerlikten çözecektik. Arkadaş özel bir durum yoksa açı ortay kenar ortay gibi. O zaman ilk etapta benzerlik yok gibi duruyor. Özel açı olduğundan dolayı büyük ihtimalle 90 derece karşılık gelebilir. Hocam burası 4 4 değil mi? Evet. E, ben buna ait bir üçgen oluştursam hop yani şunu çizecek olursam 120 30 30 oldu. A 90 derece işte böyle bir köşegen de geliyor. Altıgen de 90 derece geliyor. O yüzden böyle bir uzunluk istenildiği zaman 90 derece bir köşegen çizerek elde edebilirsin. Hocam 4 4 ise burası 4 kök yapar ve burada bir Pisagor bağıntısı x'in uzunluğu isteniyor. x kare eşittir birin karesi artı 4 kök karesinden dolayı 48 49 x kare eşittir 49'dan x'i böylelikle 7 olarak buluruz. Cevap balık kesir çıktı. 7. soruda geldik 8'e. Düzgün altıgen kartonlardan elinde 6 tane bulunan Ömer bunlar ile 2 farklı model oluşturmuş. Şekil 1'deki modelin çevresi 108. Hesaplayalım arkadaşım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 yaptı çevresi. 18 tane A. Bir kenara A diyecek olursak 108 ise eğer o zaman kaç yapıyor? 8 desek olmuyor. 9 desek olmuyor. Ya şunu bir ikiye böl bakayım. İkiye böl. Sadeleştireyim ben de. 9, 54, 6. Ha, 6 ne? 9'a pardon 9'a böl. 6 kere 9 54. A'yı buradan 6 buluruz. Ha. Niye 6'yı bölemediysem? Neyse. Bir kenara 6 çıktı arkadaşım. Şekil 2'deki elde edilen modelin alanı. He. Şu modelin alanı isteniyor. Arkadaşlar bir kenar 6 mı? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Arkadaş bir tane altıgenin alanı neydi? 6 tane eşkenar üçgenden oluşuyordu. 6 tane a kök 3 bölü 4 bir tanesi. Bundan kaç tane var? 6 tane var. Bitti. O zaman şu 36 ile bu sadeleşti. 9 yapar. O zaman 6 kere 6 36. 36 ile de 9 çarptığımız zaman ne çıkıyor? 324 çıkıyor galiba değil mi? 36 ile 9 çarptığımız zaman 6 kere 9 54. 27. Evet 324 çıkıyor. Cevap böylelikle 324 kök 3 oldu. 8. soruda cevap akçal oldu. Geldik 9'a. Aşağıda kenar uzunluğu 4 birim olan iki tane eş düzgün altıgen verilmiştir. Yani kenar uzunlukları 4 birim, 4 birim olduğunu biliyoruz. Bu altıgenlerin kesim noktaları bulundukları noktaların orta noktalarıdır. Hmm. Kesim noktaları bulundukları noktaların orta noktaları. Yani hocam burası da 2 2, hocam burası da 2 2. 2 2, 2 2. Şimdi arkadaş burası 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 ne diyor? Bu altıgenin kale uzunluğu nedir diye soruluyor. Ne yapacağız burada? Hocam dış açısı kaç derece bunun? Hocam dış açısı 60. E sen burada dış açısı 60. Bunun dış açısı kaç? 60. Aa, o zaman bu doğru sol olmaz mı şöyle? Değil mi? Çünkü bak şuradaki ikiz kenar burası. Şuradaki açı ikiz... ya da eşkenar dörtgen oluşmadı mı arkadaşlar burada? Bu biraz sakıncalı olabilir buradan anlatmak. Şurada bir eşkenar dörtgen oluştu gördüğünüz üzere. Hocam burada açısı 120 derece. burada açı da 120 derece ya. Eşkenar dörtgende şu açı 60 derece değil midir? Evet. Burası da 60 oldu. E sen şu ikileri birleştirecek olursan böyle eşkenar üçgen çıktı. 60 60 çıktı. O zaman bu doğrusal oldu. Aynı şekilde yapıdan dolayı 60 eşkenar üçgen çıktı. 60 60. O zaman bu doğrusal oldu. Yani şunlar doğrusal oldu arkadaşlar. Çünkü 120'nin 180'e tamamlayanı 120'nin 180'e tamamlayan olduğu için. Şimdi benden K'yi kale isteniyor. Kale'yi bulmaya çalışacağım. Kale'yi nasıl bulurum? Hocam her şeyi belli zaten. Şuranın kaç k olduğunu biliyorum. 4. Buranın da 4 olduğunu biliyorum. 4 var. 10 var ve burada kaçı da 120 derece. Aslında kosinüs teoreminden bulabilirsin şuradaki üçgende. Ama ben kosinüs teoremi yapar mıyım? Yapmam. Ne yaparım? Buna karşılık 90 dereceye karşılık getiririm. Şuradan bir dik çizerip olay biter kardeşim. Burası 60 90'ın karşısı 4 iken 30'un karşısı 2'dir. Burası da 2 köküçtür. Pisagor bağıntısı 2 köküç ve 12'ye Pisagor bağıntısı yapacağım. Hatta ortak çarpandan gidelim. 2'nin köküç katı burası. E burası da 2'nin kaç katı? 6 katı. O zaman şuraya x dersem x de 2'nin kaç katı olacaktır? Kare içinde diğerlerinin kareleri toplamı. 36 artı 3 yani 2 kök 39 mu çıkar cevap? Evet cevap açıkça açık 9. soruda. Kısa yolu unutmadın değil mi? Geldik 10. soruya. Merkezleri B noktasında olan düzgün ongen ile düzgün beşgen verilmiştir. Şimdi DC açısı x kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaşlar merkezi burasıymış. Merkez burasıysa senin bu merkezden şu köşelere gittiğin zaman şurada bir x kenar olacaktır. E burada düzgün ongen var. E sen bu düz bu köşelerden oluşturan üçgenleri yaptığın zaman kaç tane üçgen olacak böyle? 10 tane üçgen olacak. O zaman burada 10 tane açı olacak demek anlamına gelmiyor mu? 10 tane açı. Yani sen 360'e bu açılar böyle 360'a tamamlıyor ya. 360'ı 10'a böldüğünde bir tane açısı 36 bulursun. Yani buradaki açısı 36 derece oldu. Evet burası 36 oldu. Şimdi şu merkezden geçmiş. Tamam şurayı hallettik. Şurayı bir sileyim. Hocam şu düzgün beşgendeki merkezi de düşüneyim ben. Şu merkezden geçtiği zaman şöyle merkezden geçtiği zaman ne olacak? Hocam düzgün beşgende de 360 bölü 5'ten 72 mi yapar burası? Hatta şurada bir ikiz kenar var. 180'den 72 çıkart. 108 2'ye böl. 54 54 olur burası. A tamamı 108 burası da 54 olur. Şimdi biz burada kaçı 36 derece bulmadık mı? Bulduk. O zaman iki iç açının toplamı bir dış açı. Ya da 36 ile 54'ün toplamı 90. Burada kaç? 90 derece yapar. O zaman x açısı da 90 derece olur. Güzel bir soru. Tam ÖSYM'lik. Tam TYT'de çıkmalık bir soru arkadaşım. Dikkat et bu soruya. Evet 10. soru. C an oldu. Geldik 11. soruya. Düzgün çokgen verilmiş ve burada kaç? 36 derece verilmiş. 36, 1, 2, 3 kenarı mı görüyor? Evet düzgün çokgenlerde. Bir kenarı gören açı alfa ise iki kenarı gören açı 2 alfa. 3 kenarı gören açı 3 alfa şeklinde gitmiyor muyduk arkadaşlar? Hatta 2 alfa aynı zamanda dış açıya eşittir. Bak burası alfa burası alfaysa bu üçgenin dış açısı şurası değil mi? Aynı zamanda düzgün çokgenin de dış açısı yapıyor. Şu mantığı bilmek gerçekten önemli. Köşeden çıkan açılar gördüğümüz zaman. E o zaman burada 36 üçgenleri görüyorsa yani 3 alfa eşittir 36 ise alfayı buradan 12 mi buluruz? Evet. Alfa 12 ise 2 alfa dediğimiz 24 yaptı. O zaman ben bu üç çokgenin kaçgen olduğunu bulabilirim. Yani biz 360 bölü dış açı dersek 15 kenarlı olduğunu bulabiliriz. E, benden burada kaç isteniyor? Burada kaç kenarı gördüğünü anlamaya çalışacağım. Hocam burada 1, 2, 3, 4, 5 kenarı buradaysa toplam 15 kenarlıysa buraya 10 tane kenar mı kaldı? Yani 10 tane evet 10 tane kenar kaldı. Bu açı 10 kenarı görüyorsa o zaman burası 10 alfadır. E biz alfayı zaten 12 bulmuştuk. Bizden 10 alfa isteniyor. Cevap o zaman böylelikle 120 çıkar. Güzel bir soru. 11. soru. Cehan çıktı. Geldik 12. soruya. Bir kenar uzunluğu 2 birim olan düzgün sekizgen biçimindeki bir kartonun şekildeki dört köşesi çizildikten sonra ortadaki parça kesilip atılıyor. Kalan kartonun alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Şimdi düzgün sekizgende dış açı kaç derece arkadaşım? Düzgün sekizgende dış açı 360 bölü 8'den 45 derece. Hocam burası 45 derece. Bu iki kenarı gören açı değil mi? Evet. O zaman bir kenarı gören ne olacaktır? 22,5 olacaktır. Bak şuradaki açıya. Hocam 3 kenarı görüyor deme sakın. Bak açı olarak bak şu ve şu. Bir iki kenarı görüyor. İki kenarı gördüğü için iki kenarı gören bir kenarı gören 22 buçuk ya iki kenarı gören de 45 derece. Hocam burası iki kenarı görüyor 45. Bak buraya da dikkat et. Hocam burası da iki kenarı görüyor 45. E böylelikle bu açıları yerleştirebiliriz. İç açısı da 135 yapacak ya. Burası 90 oluyor. Aynı şekilde iki kenarı görüyor 45, 45. Buradaki bur, buradaki açıların hepsi iki kenarı görüyor. Hatta burası da kaç derece yapıyor? 90'ar derece yapıyor mu? Yapıyor. 45 45 90 çıktı. O zaman 2'nin kökkiye bölünmüş hali kökki yapar burası. Aynı şekilde bunlar da kökkiye yapar. Burası da kökki yapar. Burası da kökki yapar. E burası 2 ya. Burada da bir dikdörtgen çıktı. 45 45 90'dan dolayı 2 ise burası 2. Aynı şekilde dikdörtgenden 2 ise burası da 2 yapar. E bizden kartonun alanı şu ortadaki boşluk atıldı. Kökki çarpı kökki bölü 2'den kaç tane var? Kökki çarpı kökki bölü 2'den hocam 1, 2, 3, 4 tane var. 4 tane var. Artı bir de ne var? Şu dikdörtgenin alanından. Yani burası da 2 ya. Kök 2 çarpı 2'den kaç tane var? Ondan da 4 tane var. O zaman cevap kaç yapıyor? Burası 2. Şu sadeleşti 4 yaptı. Artı burası da 8 kök yaptı. Evet cevabımız o zaman 4 artı 8 kök yapar. Yani 4 parantezin aldığımız zaman 1 artı 2 kök 2 yapacaktır. Ya da 2 kök 2 artı 1 yapacaktır. Yani 12. soru böylelikle Ceyhan yaptı mı? Yaptı. Ve gençler böylelikle çok yerlerde test biri bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 2'nin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.